Şimdi son aşaması gece müzeciliği. Bu da çok çok önemli. Ne dedik? Turisti turizm merkezlerinde, özellikle turizmin yoğun olduğu merkezlere yakın olan ören yerlerinde, arkeolojik yerlerde turisti otelin dışına çıkartmamız gerekiyor. Turisti 12 ay boyunca getirmemiz gerekiyor ve Anadolu'nun 81 vilayetine yaymamız gerekiyor. Buradaki en önemli silahınız da arkeolojiniz. Şimdi özellikle bir çalışma başlatmıştık geçen 2 yıllık süreçte. Buna yenilerini de ilave ederek devam ettiriyoruz. İşte ne yapmıştık? Efes Antik Kenti'nin ışıklandırmasını tamamladık. Hierapolis Antik Kenti'ni tamamlıyoruz. Patara Antik Kenti'ni tamamlamıştık. Side Antik Kenti'nin de çalışmaları geçen sene tamamlandı ve buradaki çalışmalar devam ediyor. Yine Ege Akdeniz sahilleri boyunca Olimpos, Fasilis, Sietra, Perge, Aspendos'un da olduğu önemli antik kentlerde gece müzeciliğini başlıyoruz. Yani buraları aydınlatıyoruz. Niye aydınlatıyoruz? Bakın özellikle yaz döneminde kıyı kentlerinde hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için turistler otelden çıkamıyor. Ne yapıyorlar? Gün batımından sonra mümkünse gece gezmek istiyorlar. O hava karardığı için gezdiremiyorduk. Şimdi bu aydınlatma projesi ile hem gün batımında hem de gece 12'ye kadar şehir merkezlerine, turizm merkezlerine yakın olan yerlerde müzelerimizi açık tutacağız. Böylelikle hem turistin otel dışına çıkmasını sağlayacağız, hem şehrin diğer paydaşlarının turizm gelirlerinden pay almasını sağlayacağız. Bakın bu sürdürülebilir turizm açısından çok önemli. Eğer siz ülke genelinde, şehir genelinde sürdürülebilir bir turizm politikası geliştirmek istiyorsanız, burada birinci önemli konu şehir paydaşlarının, kent paydaşlarının turizmden pay almasını sağlamanız gerekiyor. O yüzden bu projeyi hayati önemli buluyoruz ve hızlı bir şekilde de tüm Türkiye'ye yayıyoruz. İnşallah içiniz, eyvah içiniz olmuş. Şurada bir tane...